Merhabalar. Tablo web seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu web seminerimizde İdil arkadaşımız sizlere Tablo 2020.2 sürümüyle gelen yenilikleri anlatacak. Ben Sedef Kaya, Karadan Danışmanlık'ta kurumsal satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Her türlü lisanslama, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili sorularınızda sedef.kaya@karadanışmanlık.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce kısa hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Biz her iki haftada bir cuma günleri saat 10'da tablo web seminerleri düzenliyoruz. Bu web seminerlerine katılmanızı bekliyoruz. Hatta bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz tanıdıklarınıza da davet mailimizi iletirseniz seviniriz. Bu web seminerleri sonrasında sizlere anketler gönderiyoruz. Bu anketlere geri dönüşünüzü önemsiyoruz. Çünkü biz bu anketler sonucunda kendimizi geliştiriyoruz. Sizin de anketlerde belirttiğiniz bazı konular oluyor. Onlara da yer veriyoruz seminerlerimizde. Seminer boyunca sorularınızı ayrıca Q&A kısmından bize her zaman iletebilirsiniz. Cevaplıyor olacağız. Kısaca kara danışmanlıktan bahsetmek istiyorum. Kara danışmanlık olarak 2008 yılında kurulduk. Yeni nesil çözümleri o tarihten beri müşterilerimize ulaştırıyoruz. 2012 yılından beri de tablo temsilcisiyiz. Türkiye'deki tablonun en büyük ve en eski iş ortağıyız. Bunda bize güvenen müşterilerimizin etkisi büyük. Bu sebeple teşekkür borç biliriz sizlere. Biz aynı zamanda tablo konusunda uzmanlaşan bir kadroya sahibiz. Tüm danışmanlarımız tablo resmi sertifikalı ve müşterilerimize birçok projede danışmanlık yaparak, eğitim sağlayarak kendilerini bu alanda geliştirmiş insanlar. Bu dönemde biz tablonun bazı hizmetlerini uzaktan sunuyoruz müşterilerimize, tablo ile ilgili hizmetlerimizi. Bunlardan bazıları tablo performans değerlendirme optimizasyonu, tablo server health check, tablo server bakım ve tablo visualize konfigürasyonu hizmeti. Bu hizmetlerin detayları ile ilgili bilgi almak isterseniz bana sedef.kayetkaradanışmanlık.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Son olarak ürünlerimizden bahsedip sözü İdil arkadaşımıza bırakmak istiyorum. Tablo bildiğiniz gibi self-service bir ürünümüz. Tamamen sürükle bırak ve tanısal veriyorum. SQL temelli analitik bir veri tabanı. Veri boyutları yüzlerce gigabyte'ın üzerine çıktığı zaman database'lerde analitik konular performans açısından zorlaşmaya başlayabiliyor. Exasol bu konularda problem çözmek için sunduğumuz bir ürün. Oracle, Exadata, Teradata gibi ürünlerin muadili bir database. Son derece düşük maliyetle yüksek performans elde edebileceğiniz bir ürün. MongoDB, NoSQL yanında lider, genel amaçlı bir veri tabanı. Türkiye'deki tek temsilcisiyiz biz MongoDB'nin. MongoDB'nin lisanslama seçenekleriyle müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Veri hazırlığında ise Terenz ürünüyle çalışıyoruz. Terenz'in temsilciliğine çok yeni başladık. Terenz, Gartner raporundaki lider ETL ürünü, veri ambarı ve veri dönüşümünde son derece uygun maliyette çözüm sunan bir ürün. Kapsamlı ETL projelerinde müşterilerimize önerdiğimiz bir ürün Terenz. Şimdi ben sözü ilgili arkadaşımıza bırakıyorum. Size Tablo 2020.2 ile gelen yenilikleri anlatacak. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Teşekkürler Sedef. Ben de şimdi ekranımı paylaşarak başlayacağım. Yalnız teknik bir aksaklık vardı sanırım. Hemen ekranımı paylaşacağım. Bir saniyenizi istiyorum.
Kusura bakmayın, biraz bekletiyoruz. Ekran paylaşımı yetkilendirmesiyle ilgili bir sorun yaşıyoruz şu anda ama bugün nelerden bahsedeceğimizi söyleyeyim bu arada ben. Biliyorsunuz tablo 2020.2 geldi ve bugün onu konuşacağız. İlişkiler, relationships büyük bir zamanımızı alacak bugünkü sunumun. Çünkü gerçekten çok önemli. Tablonun veri yapısı, varsayılan data model değişti. Bunun için buna çok daha fazla önem veriyoruz. Ve sizi bu konuda bilgilendirmenin de gerekli olduğunu düşündüğümüz için buna daha çok vakit ayıracağız bugün. Onun dışında metrikler geldi. Metrikler üzerine bir uygulamalı gösterim yapacağız. Metrikler nasıl oluşturulur, neye yararlar, nasıl kullanılırlar? Bunu göreceğiz birlikte. Ve bunun dışında set kontrol, set aksiyon geliştirmeleri, explain data geliştirmeleri, favorileri yeniden sıralama, workbook'ları tarayıcıda yükleme ve tablo prep için aşamalı veri yenileme gibi özelliklerden bahsedeceğiz. Tabii ki bu bahsedeceklerimiz tüm veri, tüm yenilikler değil. Biliyorsunuz tablo çok fazla yenilik çıkarıyor. Biz de bunları yeninesiliştekası.com'da Türkçe'ye çevirip PDF halinde her yeni sürümde yayınlıyoruz. Diğer yeniliklere de oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi ekranımı paylaşabiliyorum. Tamamdır. Ben İdil Vesler, Kara Danışmanlık'ta İş Zekası Teknoloji Danışmanı olarak çalışıyorum. Webinarla ilgili veya tablo ile ilgili sorularınız olursa da bana bu mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ve bugün 2020.2 konumuz. Bir de buradan göstermiş olayım. Bugün bahsedeceğimiz konu başlıkları bunlar. Dediğim gibi ilişkiler, relationships en önemli konumuz. Ve diğerlerine de tabii ki vakit ayıracağız. Diyelim. Ve bu aşağıda görmüş olduğunuz web sitesinden yine yenilikleri de, diğer yenilikleri de Türkçe'ye çevrilmiş şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi ilişkilerle başlayalım. İlişkiler çok çok önemli. Tablonun veri yapısı değişti biliyorsunuz ve varsayılan veri yapısı relationships oldu. Ve bu yaptığınız tüm analizleri de etkileyebilecek bir şey. Bu yüzden nasıl çalıştığını bilmekte de fayda var. Bu tablonun uzun süredir üzerinde çalıştığı bir özellik. Uzun süredir beta'da test ediliyordu. Artık tabii ki kullanıma açıldı. İlişkiler birden fazla tablodaki verileri birleştirmenin dinamik ve esnek bir yolu. İlişkiler ortak fiyatlara dayalı olarak iki tablonun birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklıyor. Ama join'de olduğu gibi tabloları merge etmiyor. Tablolar arasında bir ilişki oluşturulduğunda tablolar ayrı ayrı kalıyor ve ayrı ayrı ayrıntı düzeylerini ve etki alanlarını koruyorlar. Şimdi bunu nasıl yaptığını daha iyi anlamak için veri modelini detaylıca inceleyelim. Öncelikle eski veri modeli ve yeni veri modeline bakalım isterseniz. Tablo 2020.2'den önce veri kaynağındaki veri modeli fiziksel tablolar arasındaki join ve union'ları belirtebileceğiniz fiziksel bir katmandan oluşuyordu. Fiziksel katmana join ya da union ile eklenen tablolar analiz için tek ve düzleştirilmiş bir tane tablo oluşturuyordu. Ama artık bu değişti. Tablo 2020.2 ile veri modeli tablolar arasında esnek ilişkiler oluşturmanıza olanak tanıyan mantıksal bir katman, yani logical layer dediğimiz bir katman ekliyor. İlişkilerin gösterimi de bir noodle ile gösteriliyor. Yani bu aradaki turuncu çizgi, oluşan çizgiye noodle diyoruz. Ve tablo bu noodle'ın ilişkilerin esnekliğini temsil ettiğini söylüyor. Şimdi biraz daha iyi anlamak için aslında bu gerçekten çok güzel bir görsel. Gördüğünüz gibi en üst katmanda bir logical layer var. Mantıksal katmanımız var. Ve bu her bir mantıksal katmanın altında da
fiziksel katman bulunuyor. Yani siz tek bir tablo bile, tek bir sheet bile kullansanız bir logical layer'ınız ve onun altında da bir physical layer'ınız bulunuyor. İlişkiler özelliği tablo desktop, tablo online ve tablo server için geçerli. Şimdi yeni bir mantıksal katmanımız var dedik. Logical layer. Tablo veri modelleme yetenekleri artık veri kaynakları içinde tablolar arasında esnek ilişkiler oluşturmanıza izin veren mantıksal bir katman içeriyor. Ve bunun altında da gördüğünüz gibi physical layer var. Bu fiziksel katman da daha önceden alışık olduğumuz join görünümlerini görebilirsiniz. Yani join'ler hala kullanımda ve fiziksel katmanda, mantıksal katmanın altında oluşturuluyor. İlişkiler gelişmiş veri tabanı kavramlarını öğrenmek veya özel kod yazmak zorunda kalmadan karmaşık verileri analiz etmenizi kolaylaştırıyor. Mantıksal tablolar arasında ilişkiler oluşturmak için eşleşen alanları seçmeniz yeterli. Yani join'deki eşleşen alanları nasıl seçiyorsak burada da eşleşen alan seçiyoruz. Ama tabii ki farklılıklar var. Bunlara değineceğiz. Ve bunu yaptıktan sonra tablo otomatik olarak doğru agregasyonu ve her mantıksal tablonun doğal ayrıntı düzeyinden uygun birleştirmeleri oluşturuyor. Bu sayede detay kaybetmiyorsunuz. Ve aynı zamanda isterseniz eski join özelliklerini de kullanabilirsiniz. Şimdi bu yeni modelde karşımıza çıkan bazı terimleri biraz daha iyi anlayalım. İlki noodle. Bakın bu turuncu çizgi iki mantıksal katman arasındaki bağlantıyı, mantıksal tablo arasındaki bağlantıyı bize sunuyor. Bu ilişkinin görsel temsili olarak düşünebilirsiniz ve bu noodle'ları bırakırken de ne kadar esnek olduğunu göreceksiniz. Bu da noodle'ın aslında bu ilişkilerin esnekliğini temsil ettiğini söylüyor tablo. Veri modelinin en üst katmanı, veri kaynağının mantıksal katmanı. İlişkileri ya da noodle'ları da diyebiliriz. Kullanarak mantıksal katmandaki verileri birleştiriyorsunuz. Bu katmanı veri kaynağı sayfasındaki ilişkiler kanvası olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi üçüncü olarak da fiziksel katman. Bakın alışık olduğumuz görünümü burada elde ettik. Bu görünümü nasıl elde ediyoruz? Mantıksal katmandaki bu kutucuklardan herhangi birine, bu tablolardan herhangi birine çift tıklarsanız join yapabilme bölümü bu şekilde açılacak. Yani çift tıkladığımız zaman karşımıza fiziksel katman açılmış oluyor. Her mantıksal tablonun altında bir fiziksel katman bulunuyor demiştik. Join'leri ve union'ları kullanarak verileri fiziksel katmandaki tablolar arasında birleştirebiliyorsunuz. Mantıksal katmandaki her tablo aynı isme sahip en az bir fiziksel tablo içerir. Yani dediğimiz gibi siz herhangi bir join ya da union işlemi yapmasanız da her mantıksal katman tablosunda bir fiziksel tablo bulunuyor. Şimdi devam edelim. İlişkilerin, relationship'in avantajları neler? Öncelikle join tipi seçmenize gerek yok. Artık verilerinizi analize hazır hale getirirken hangi birleştirme türünün kullanılacağını belirlemenize gerek yok. Yani verilerle ilgili sorular sorduğunuzda, sürükle bırak yaptığınızda dimension ve measure alanlarınızı, tablo bunu sizin için çözüyor. Yani bir ilişki birden fazla join bulundurur ve seçtiğiniz dimension ve measure'lara göre join tipi ve detay seviyesi her sheet'te değişebilir. Ve null değerler gösteriliyor. Relationships otomatik olarak null değerleri ortaya çıkaracaktır ve analizinize dahil edecektir. İlişkiler yalnızca belirli bir viz için ihtiyacınız olanı agrege ettiği için çok daha büyük veri setleriyle çalışabiliyorsunuz. Tablo bunu bir tane büyük sorgu üretmek yerine birden fazla daha küçük sorgular üreterek başarıyor. Ve LOD hesaplama alanı kullanım ihtiyacınız azalıyor. Çünkü
Tablo grafikleriniz için yerel ayrıntı düzeyini bilecek. Sizin sürükle bırakla bu bize eklediğiniz dimension ve measure'ları baz alarak ayrıntı seviyesini her sheet için farklı farklı belirliyor tablo. Tabii ki tablonun native LOD değerinden farklı bir hesaplama kullanıyorsanız artık LOD'yi manuel olarak bilmenize ve ayarlamanıza gerek kalmayacak ama tabii ki kullanmak durumunda olduğumuz durumlar olabilir. Yine ihtiyaç duyduğumuz durumlar olabilir ama LOD hesaplama alanı ihtiyacımızın azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi data grid nasıl gözüküyor? Yani bu aşağıdaki verilerimizin ön izleme bölümü vardı. Bu kısım nasıl değişti? Şimdi eskiden tek düz bir tablo elde ediyorduk join yapısıyla. Ama şu anda herhangi bir join söz konusu değil. Bu yüzden buradaki mantıksal tablolardan her birine tıkladığınızda aşağıda sadece o tabloya ait verileri görürsünüz. Yalnızca seçili olan mantıksal tablo için değerleri görürsünüz. Bunun da sebebi dediğimiz gibi herhangi bir merging işlemi önceden gerçekleştirilmiyor. Bunları ayrı ayrı tutuyoruz. Daha sonra şimdi aldık alanlarımızı, birleştireceğimiz tablolarımızı seçtik. Relate edeceğimiz tablolarımızı seçtik. Edit Relationships alanından eşleşen alanları seçtik. Burada Book ID örneği var. Daha sonra alt kısımda eğer isterseniz Performance Options bölümümüz var. Bu isteğe bağlı olarak değiştirebileceğiniz ama default olarak da kullanabileceğiniz bir alan. Burada one to many, many to many gibi kardinaliteyi ve referential integrity'yi belirleyebilirsiniz. Burada da some records match, all records match gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Ama gerçekten emin değilseniz, kendi veri yapınızdan emin değilseniz, tablo size varsayılan ayarlamaları değiştirmemenizi öneriyor. Çünkü verinizde bazı yanlışlıklara sebep olabilirsiniz. Ama performansı arttırmak isterseniz ve eminseniz tabii ki kullanmanızı öneriyor. Şimdi data pane nasıl değişti? Buranın da değişmesinin sebebi tabii ki verilerin tutulma şeklinin değişmesi. Dediğimiz gibi her bir tabloyu ayrı ayrı tuttuğu için burada da hepsini ayrı bir şekilde tutuyor. Artık dimension ve measures diye başlıkları görmüyoruz. Bunu sadece dimension'dan measure'a ya da measure'dan dimension'a bir alanı sürüklerseniz görebilirsiniz. Taşırken turuncu şekilde dimension ve measure yazacaktır. Ama onun dışında gri bir çizgiyle bu alanlar ayrılıyor gördüğünüz gibi. Ve kullandıysanız da 2020.2 desktop'ı fark etmişsinizdir. Bu görünümü tabloları baz alarak ya da folder sistemiyle de görüntüleyebilirsiniz. Ama default olarak tabloları baz alan halini kullandığınızda ilgili calculated field da ilgili tablonun altında bulunur. Yani bu ne demek? Ben sadece buradaki people tablosunun fieldlerini kullanarak bir calculated field oluşturdum. Bu yine aynı people bölümünün en altında yer alır. Ama ben farklı farklı tablolardan alanları alıp bir hesaplama alanı yazdıysam bu data pane'in en altında bulunacaktır. Yani nereye ait olduğu belli olmayan ya da her yere ait olan alanlar en altta bulunacaktır. Bunlar neler? Farklı tablolardan hesaplama alanları oluşturduysanız bunlar. Parametreler yine hepsi için geçerli olabileceği için en altta bulunur. Measure names ve measure values alanları yine en altta bulunuyor. Şimdi view data alanı da değişti. Yine en baştaki data grid gibi burada da herhangi bir join olmadığı için view data dediğiniz zaman her bir tablo için farklı sekmeler görürsünüz. Burada da her tablo için satır sayısı ve veriler ayrı sekmelerde listelenmiş oluyor. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi ilişkilere biraz daha yakından bakalım. İki mantıksal tablo arasında eşlenen
alanları zorunlu kılıyor relationships. Ve aynı data type olmalı. Bu eşleşen alanların type'ları aynı olmalı. Birden fazla da eşleşen alan kullanabilirsiniz. Alanların ya da field'ların biz üzerinde nasıl kullanıldığına bağlı olarak agregasyon ve bağlamsal join'ler oluşturuyor tablo. Ve bu yüzden her sheet için bağlam farklı oluyor ve veri çoklaması yaşamıyorsunuz. Bu join'lerdeki en büyük problemlerimizden biriydi. Ve many to many ve outer join'i destekliyor relationships. Bu da outer join blend'den ayrışıyor. Data blending yaparken sadece left join kullanabiliyorduk hatırlarsanız. Default olarak blend'ler left join olarak çalışıyordu. Ama relationships'te bütün join tiplerini kullanabiliyorsunuz. Zaten bunu tablo otomatik olarak belirliyor. Her sheet'te bağlam değiştiği için tüm workbook'ta tutarlı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Publish edebiliyorsunuz ama yayınlanmış veri kaynaklarını ilişkilendiremezsiniz. Ya da publish edilmiş veri kaynaklarındaki ilişkileri editleyemezsiniz. Hesaplama alanları ya da coğrafi alanlara göre tanımlanamaz. Yani eşleşme yaparken bu alanları kullanamıyoruz. Bu şu anki hali belki de tablo bunu ileride geliştirecektir. Şu anda bilemiyoruz tabii ki. Ve data source filtre kullanımı olduğunda join optimizasyonu istediği gibi yapılmıyor tablonun. Bu yüzden data source filtre kullanırken bu join optimizasyonunda sorunlar yaşanabilir. Bu da aklınızda olsun. Şimdi join ve blending de hala kullanılabilir durumda. Bir de relationships geldi. Hangisini ne zaman kullanacağız? Join var, blend var, relationship var. Kafamız karışmış olabilir. Bu yüzden relationship, join ve blend üzerine biraz konuşalım. Üçünün özelliklerini karşılaştıracağız ama ondan önce join ve blend'i bir hatırlatmak istiyorum. Join'lere bakalım. İki fiziksel tablo arasında eşleşen alanlar oluşturuyorsunuz. Join clause seçiyorsunuz. Yani eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür gibi seçenekler vardı. Ama relationship'te böyle seçeneklerimiz yok. Relationship sadece eşittir mantığında çalışır. Join'lerde ama eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür gibi seçeneklerimiz vardı. Ki hala join oluştururken bunu kullanabiliyorsunuz. Join type seçmeniz gerekir. Inner, left, right, full outer join gibi seçeneklerden birini seçmeniz gerekiyor. Ama relationship'lerde böyle bir zorunluluğumuz yok. Çünkü tablo bunu kendisi belirliyor zaten. Join'ler oluşturulurken var olan field'lar üzerinde hesaplama yaparak eşleme yapabiliyorsunuz. Bunu relationship'te yapamıyoruz. Calculated field'larla eşleme oluşturamıyoruz. Fiziksel tabloları sabit veri kombinasyonuyla tek bir mantıksal tabloda birleştirebilirsiniz. Artık fiziksel tablolar yani join'ler tek başına kullanılamıyor. Varsayılan birleşme tipi relationship olduğu için mantıksal yani logical layer kullanmak zorundayız. Logical table'ın altında fiziksel tablolar bu şekilde yine bulunabiliyor. En başta gösterdiğim görseli hatırlayabilirsiniz. Logical layer'ın altındaki fiziksel katman. Ve yanlış join tipi seçerseniz yanlışlıkla satır seviyesinde bazı verilerin filtrelenmesine yol açabilirsiniz. Bu da gerçekten dikkat etmemiz gereken bir nokta. Alanlar farklı ayrıntı düzeylerindeyse veri çoklamasına yine sebep olabiliyor. Şimdi bir de blendlere bakalım. Blendler her worksheet'te kullanılan bu ilişkiler primary ve secondary data source'larla değişiyor. Yani önceden belirlediğiniz net bir bağlantı türü yok, bağlantı şekli yok. Hangisinin primary, hangisinin secondary olduğu her worksheet'te değişebilir. Blendler blend edilmiş haliyle publish edilemez. Çünkü her worksheet'te primary ve secondary data source'lar ve bağlanan field'lar değişebiliyor. Ama önceden publish edilmiş veri kaynakları blend yapmak için kullanılabiliyor. İlişkisel veri kaynağı ve küpler
veri kaynağı arasında blend kullanılabiliyor. Relationship'lerde küp veri kaynaklarını kullanamıyoruz. Bu ileride değişebilir ama şimdilik küplerle relationship çalışmıyor. Ama blend çalışıyor. Bu da aklınızda olsun. İhtiyaç duyulabilir. Ve blendler her zaman left join olarak çalışır. Yani primary olarak belirlediğiniz veri kaynağını tamamen alır. Ancak secondary olarak bilinen veri kaynağınızdan veri kaybedebilirsiniz. Relationships'te full outer join de mümkündü hatırlarsanız. Şimdi bu üçünü karşılaştırdığımızda bakalım. Relationship'lerde join'ler ve blend'ler diye hepsine bakacağız. Tablo, tablolar arasındaki temel ilişkileri tanır ve analiz sırasında kullanmanız için bunu size sağlıyor. Yani daha az join, blend ve union oluşturmak demek bu. Ve join, blend ve relationship'te hepsi bulunduğu için biraz daha farklarını anlamamız gerekiyor. Relationship'lerde ayrı mantıksal tablolar oluşturulur. Ve bir ertelenmiş join söz konusu. Yani diğerlerindeki gibi, join'deki gibi mesela en baştan belirlemiyorsunuz bu join'leri. Join'de ise tek bir tablo oluşturulur. Blend'de ise sadece left join ve worksheet bağlamında yine değişebiliyor. Relationship'leri farklı ayrıntı düzeyindeki verileri birleştirmek istediğinizde kullanmak isteyebilirsiniz. Join'leri aynı satır yapısına daha fazla veri sütunu eklemek istediğinizde kullanabilirsiniz. Farklı düzeylerdeki verileri yine birleştirirken blend de kullanabilirsiniz ama ilişkilerle bunu daha güçlü bir şekilde başarabileceğinizi söylüyor tablo. Bağlam relationships'te tabloda hangi dimensionların kullanıldığına bağlı. Join'de bağlam yok, blend'de her zaman bağlam var. Relationship dediğimiz gibi mantıksal katman, join ve blend'de fiziksel katman. Ve relationship artık varsayılan, diğerleri varsayılan değil ama hala kullanımda. Şimdi relationship'larla join'i karşılaştıracak olursak. Relationship'ler mantıksal tablolar arasında, join'ler fiziksel tablolar arasında tanımlanır. Relationship'te join tipi belirlenmez. Join'lerde join tipi belirlenmelidir. Ve relationship'ler join'ler için bir container görevi görür. Join'lerde bu mantıksal tabloların içinde bulunur. Relationship'lerde yalnızca veriler, ilgili veriler sorgulanır. Cardinality ve referential integrity ayarlarıyla sorguları optimize etmek için bunları kullanabilirsiniz. Join'ler her sorgunun bir parçası olarak çalışıyor. Relationship'lerde detay seviyesi bize göre belirlenir ama join'lerde satır seviyesindedir. Bu yüzden dediğimiz gibi farklı veri kayıpları ya da çoklamaları yaşayabiliyoruz. Relationship'lerde join tipini tablo belirlerken join'lerde join tipi statik ve sabittir. Relationship'lerde veri çoklamasını önlüyoruz. Join'lerde veri çoklaması gerçekleşebiliyor. Relationship'lerde eşleşmeyen satırlar da dahil ediliyor. Join'lerde dahil edilmiyor. Bir de blend'lerle karşılaştıracak olursak, relationship'ler veri kaynağında tanımlanır. Blend'ler worksheet'te tanımlanır. Relationship'ler publish edilebilirken blend'ler publish edilemiyor. Blend edilmiş haliyle yani publish edilemiyor. Relationship'ler, tüm tablolar semantik olarak, anlamsal olarak eşitken blend'lerde birincil ve ikincil veri kaynaklarına göre değişebiliyor. Relationship'lerde full outer join desteklenir, blend'de sadece left join. Relationship'ler yerel olarak hesaplanırken blend'ler SQL sorgusunun bir parçası olarak hesaplanıyor. Ve relationship'lerde eşlenen alan sabittir, blend'lerde eşlenen alanlar worksheet bazında değişebiliyor. Şimdi relationship'lerin gereklilikleri var tabii ki. Bunlara bakacak olursak, ilişkiler sadece eşittir olabilir. Join'lerdeki gibi farklı join clause'larımız yok yani. Aynı veri türünü kullanmalısınız eşleme yaparken. Hesaplama alanı ve coğrafi alanları kullanamazsınız. Recursive yani dairesel ilişkileri desteklemiyor.
ve yayınlanmış bir veri kaynağındaki ilişkileri düzenleyemezsiniz ya da yayınlanmış veri kaynakları arasındaki ilişkileri tanımlayamazsınız. İlişkileri düzenlemek için embedded bir veri kaynağı kullanmalısınız. Buna da dikkat etmek önemli. Şimdi desteklenen ve desteklenmeyen data modüllere bakalım. Tabii ki relationships de mükemmel değil. Henüz mükemmel değil diyelim. Belki de ileride değişebilir. Single tabloları destekliyor. Yani içinde join, union, custom SQL bulunan tek bir mantıksal tabloyu destekliyor. Star ve Snowflake'i destekliyor. İlişkileri bu modelleri doğrudan represent etmek için kullanabilirsiniz. Ve birden fazla tabloda measure'ları olan Star ve Snowflake'ler de desteklenir. Şimdi desteklenmeyen data modüllere bakacak olursak, birden fazla ortak dimension'a sahip birden fazla fact tablosu. Bunlar recursive bir ilişkiye dayanabileceği için ve bu da desteklenmediği için bunları kullanamıyoruz. Ve küplerle çalışmıyor. Bunun için blend kullanmamız gerekebilir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir de bizim önceden oluşturduğumuz workbook'lar ne olacak? Orada relationship kullanmamıştık. Burada da şöyle bir çözümü var tablonun. Mevcut tüm join'ler migrated data adı altında korunuyor ve otomatik olarak tek bir mantıksal tabloda tutuluyor. Workbook'unuzu daha önce yaptığınız gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz bu şekilde. İsmi migrated data oluyor ve çift tıkladığınız zaman içindeki join yapısını görebiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir problem yok. Ve biliyorsunuz number of records yapısı da değişti. Mevcut workbook'unuz veri kaynaklarında number of records alanını kullandıysa çalışmaya devam edecektir. Ancak her tablo şimdi o tablonun ayrıntı düzeyinde parantez içinde count adında yeni bir alan gösterecek. Yani tablonun adı parantez içinde count yazacaktır. Önceden oluşturduğunuz bir workbook üzerinde çalışıyorsanız number of records'a eşdeğer olan migrated data parantez içinde count yazar. Bunu da number of records gibi kullanabilirsiniz eğer eskiden oluşturduğunuz bir workbook'la çalışıyorsanız. Şimdi bununla ilgili sorunuz varsa hem bu sırada arkadaşlarım cevaplıyor olacaktır ama en sonunda bakacağız bütün sorulara. Onu da söylemiş olayım. Şimdi diğer bir özellik olan metriklere geçmek istiyorum. Metrikler, verilerinizin içinden önemli olanları alıp tutarlı bir şekilde takip edebilmenizi sağlar. Şimdi bunu nasıl yaptığını birlikte bakalım. Benim tablo online'ı publish etmiş olduğum bir workbook'um var. Ama ben şu anda tablo online kullanıyorum. Her şey, yaptığım her şey tablo server'da da aynı şekilde çalışacaktır. Bu yüzden tablo server kullananlar da yine aynı şekilde takip edebilir. Şimdi workbook'u açıyorum. Burada bir dashboard'um var. Şuradaki toolbar'da metrics diye bir yeni bir seçenek çıktı. Şimdi buna tıkladığımda, ilk kez tıkladığımda herhangi bir metrik göremiyorum. Bize bir mark seçmemizi söylüyor. Şimdi ben buradan herhangi bir alana tıklayıp buraya bir metrik ekleyeceğim. Kategori bazında aylık satış grafiğimin mobilya bölümünün karlı alanına tıkladım. Bakın buraya bir metrik geldi. Bu sağda metrik chart'ımın bir ön izlemesi belirmiş oldu. Burada iki temel şey gerçekleşti. Birincisi measure'ı algıladı. Bakın satış yazıyor. İkincisi month sipariş tarihini algıladı. Burada. Çünkü aşağıdaki eksende ay sipariş tarihi bulunuyor. Ve definition bölümünde metriğin neleri baz aldığını burada görebiliyoruz. Ben istersem measure'ı değiştirebilirim. Bakın.
kar yaptım. Buradaki sayı ve line chart'ım değişti. Satış yaptığımda yine eski haline getirdim. Ayrıca metrin nereye kaydolacağını da seçebiliyorum. Default olarak şu an bu workbook'un bulunduğu klasöre kaydolur ama değiştirebiliriz. Change location derim ve buradan yine tablonun klasör hiyerarşisini kullanarak değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu default haliyle bırakıyorum. Ayrıca açıklama da yazabilirsiniz. Şöyle bir dummy açıklama yazdım. Ve create dediğimizde ise buradaki görünümde herhangi bir değişiklik olmayacak tabii ki. Şimdi bu metrik nereye gitti? Ben şöyle geliyorum klasörüme. Metrikler diye bir klasör oluşturmuştum. Onun içine bu workbook'u eklemiştim. Şimdi metrikler klasörüme, workbook'a değil klasöre geldi. Ve burada üzerinde durduğumda bazı detaylarını, bilgilendirmeleri görüyorum. Bu metrik buradaki workbook'a bağlı. Yani ben bu workbook'u silersem metrik de silinecektir. Bu da aklınızda olsun. Bakın ne zaman refresh edildiği, en son refresh edilme zamanını vesaire görebiliyorum. Peki metriğe tıklayalım. Metriğe tıkladığımda line chart'ın büyük halini görüyorum. Ve workbook'tan aldığı bilgilerle de bu chart'ı çizmiş oldum. Bakın connected view bölümü var. Burada da metriğin hangi workbook'a bağlı olduğunu görebilirsiniz. Her zaman workbook'unuzu ve metriğinizi aynı klasörde tutmak zorunda değilsiniz. Farklı klasörlerde tuttuğunuzda bakın burada connected view zaten size gösterecektir. Yani bir arada olmak zorunda değiller. Hatta farklı metrikleri alıp farklı bir yerde toplama şansınız da var. Metrikleri favorileyebilirsiniz. Bunlar özellikle mobilden kullanan kişiler için çok çok kullanışlı olacaktır. Hızlıca ulaşabileceklerdir. Ve bu metriği biriyle paylaşmak isterseniz şurada share metrik'e tıklayıp o kişiyi etiketlemeniz yeterli. Daha sonra aşağıda bir mesaj kutucuğu da açılıyor. Oraya da bir mesaj yazabilirsiniz ve bu kişiye mail gidecektir. Şimdi geliyorum dashboard'uma. Birkaç tane daha metrik oluşturacağım. Açtım workbook'umu. Ne kadar hızlı metrik oluşturulduğunu görebilirsiniz. Ofis ürünlerini seçiyorum. Metrik diyorum. Default ayarlarını da bırakacağım. Create dedim. Ve oluştu. Aynı şeyi teknolojiye yapacağım. Metrics dedim. Create dedim. Oluştu. Şimdi hep bir line chart, hep bir sürekli tarihi takip eden bir grafik seçtim. Peki line chart olmayan, trend göstermeyen, tarih akışı olmayan grafiklerde metrikler çalışır mı? Evet çalışır. Şimdi bakın İstanbul'a tıklıyorum. Ve metriğe geliyorum. Ve burada line olarak değil, buradaki toplam sayısını bana söyledi. Bunu da ne yaptı bakın? Measure the latitude seçti. Aslında eksenlerde latitude ve longitude olduğu için default olarak bunları seçti. Ama ben gelip kar oranını değiştirebilirim. Şu anda çok daha anlamlı olduğunu görüyorum. Hatta bu haritayı da filtre olarak kullandığım için şuradaki kar oranından da kontrolümü yaptım ve doğru sayıyı bana verdiğini yine görmüş oldum. Bunu da create diyelim. Şimdi gidelim klasörümüze. Bakalım metriklerimize. Son yenilenme zamanlarını görebiliyorum. Aslında şu anda oluşturduğum zamanlar. Özellikle üst yönetimin çok sık kullanacağı bir özellik. Ve bakalım bir de list view'a geçelim nasıl gözüküyor. Burada da önemli son değeri aslında öne çıkararak maviyle highlight etmiş olduğunu görmüş olduk.
sunumumuza geri dönecek olursak, burada da mobil görünümünü görüyoruz. Mobilde çok çok rahat bir şekilde kullanıldığını göreceksiniz. Diğer bir özelliğimiz set control. GIF'te de gördüğünüz gibi bu aslında filtre değil, şu an görmüş olduğumuz görünüm aynı filtreye benziyor ama bu bir set control. Yani bizim alışık olduğumuz filtre arayüzüyle çalışır. Bir filtre gibi set üyelerini değiştirebiliyor kullanıcılar bu şekilde. Ve dinamik olarak bu şekilde etkileşime geçebiliyorlar görünümlerle. Yine single ve multiple olarak filtredeki gibi kullanıcılara nasıl seçeceklerini de sunmanız mümkün. Bir sonraki özelliğimiz set aksiyon geliştirmeleri. Set aksiyonlarına iki yeni seçim modu eklendi. Artık bizdeki markalarla etkileşime girerek bir sete aşamalı olarak değer ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Yani bizdeki markalara tıklayarak setteki üyeleri değiştirebiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bakın buradaki GIF'te de sol taraftaki markalara tıklayarak line chart'ın değişikliklerini yapmış olduk. Şimdi Explain Data'ya gelelim. 2019.3 ile gelen Explain Data özelliği sonraki tüm sürümlerde güncelleme aldı. Tablonun gerçekten önem verdiği ve yatırım yaptığı bir özellik. Verilerinizdeki outlier'ları grafiklerle açıklayarak neden outlier olduklarını gösteriyordu hatırlarsınız Explain Data. Artık Explain Data'nın hangi kolonları modellediğini siz seçebiliyorsunuz. Şimdi bu özellik ilk çıktığında hangi alanların göz önüne alındığını göremiyorduk. Yani tablo bu modeli neye göre oluşturdu bilemiyorduk. Sonraki güncellemede kaç tane alanın kullanıldığını ve bunların hangi alanları olduğunu görebilmeye başladık. Şimdi ne yapabiliyoruz? Bunları görmekle kalmıyoruz, kendimiz editleyebiliyoruz. Bakalım. Explain data dedikten sonra karşıma açıklamalar çıkıyor. Ve bakın şurada choose fields alanım geldi. Buradan ben istediğim alanları seçebiliyorum bu şekilde. İstediğim gibi editleyebiliyorum. Ve tabloya diyorum ki bana bunlara bakarak sonuçlar ver. İkinci bir gelen yenilik de şuradaki ekstrem değerler. Şimdi extreme values eskiden a single extreme value'ydu. Yani tek bir outlier'ı bize gösteriyordu. Şu an benim örneğimde yine tek bir satır var ama eğer birden fazla outlier'ım olsaydı o zaman burada birden fazla satır görebilecektim. Bu da yeni gelen bir özellik. Eskiden tek satırla sınırlıydım. Şu anda ne kadar varsa o kadar tablo bile gösterecek. Daha sonra favorileri yeniden sıralama özelliğimiz var. Tablo online, tablo server ve tablo mobilde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu favorilerde sadece workbook'lar değil, metriklerde bulunabiliyor. Şimdi bakalım. Favorilerim, hatta yeniliğim az önce favorilediğim metriğim de buraya gelsin. Grid view'a geçtim ve bakın bu şekilde favorilerinizi sıralayabiliyorsunuz. Yine özellikle mobilde çok çok kullanışlı olabilecek bir özellik bu da. Ve workbook'ları tarayıcıda yükleyebiliyorsunuz. Tablo online ve tablo server'da. Eskiden bir workbook'u publish etmek için ne yapıyorduk? Açıyorduk o workbook'u. Gidiyorduk server, publish workbook. Buradan bağlanıyorduk. Ayarlarımızı yapıyorduk. Şimdi artık burada herhangi bir klasörün içindeyim. Burada bakın herhangi bir klasör açtım buraya. Ve new dediğinizde eskiden project ve workbook seçenekleri vardı. Şu anda workbook upload seçeneğim geldi. Ve buradan choose file deyip kendime bir tane workbook seçip buradan gerekli ayarlamalarımı yaptıktan sonra bunu yükleyebiliyorum. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 50 MB'lık bir limitimiz var. Bu da çok çok büyük workbook'lar için
uygun değil ama daha küçük workbook'larınızı bu şekilde upload edebiliyorsunuz. Ve son olarak Tableau Prep'te aşamalı veri yenileme yapabiliyoruz. Yani incremental refresh yapabiliyoruz. Verilerinizin tamamını refresh etmenize artık gerek yok. Yeni datayı akışlarınıza ekleyerek zaman kaybının da önüne geçmiş olursunuz. Tableau Prep Builder ve Prep Conductor için bunu kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi bütün özelliklerden bahsetmemiz mümkün değil. Bu yüzden yeninesilişzekası.com'a girerek oradaki PDF'i okumanızı öneririm. Bütün yenilikleri Türkçe'ye çevirmiş şekilde paylaşıyoruz orada. Sorularınız varsa Q&A bölümünden şu anda yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kafanızda oturmuştur. Özellikle relationships. Aslında burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Çok teşekkür ederim İdil. Gene süper bir, en azından benim açımdan öyleydi. Bilmiyorum katılımcılar aynı şeyi düşünür mü ama çok başarılı bir webinardı. Yani bir şey bir altını çizmek istiyorum. Hem relationships, hem metrikler ve hem explain data aslında önemli yenilikler içeriyor ve özellikle relationships ve explain data bence veriye daha farklı bakışınıza ve deriyi daha farklı harmanlamanıza olanak tanıyor. Bununla ilgili dilerseniz bizim iş zekasına başlangıç tarzında bir hizmetimiz var. Sizinle beraber Tableau kullanıyor olun olmayın. Oturup birkaç günlük bir çalışma yapıp bu yeni özellikleri size nasıl uygulayabileceğinizi beraber kararlaştırabiliriz ve bunun böyle bir eğitim, workshop gibi bir çalışmasını gerçekleştirebiliriz. Dilerseniz arkadaşlarım bununla ilgili olarak sizinle temasa geçeceklerdir. Soru varsa da yazabilirsiniz Q&A bölümünden. Ondan önce ben son hatırlatmalarımı yine yapmak istiyorum. 2 haftada bir cuma günleri saat 10'da webinarlar düzenliyoruz Tableau üzerine. Diğer webinarlarımıza da katılımınızı bekleriz. Ve anket gönderiyoruz her bir webinarımızın sonunda. Bu anketleri de doldurmanız bizim için çok değerli. Kendimizi bu anlamda geliştirmeye çalışıyoruz. Ve sunumlarımızın videosunu, webinarlarımızın videosunu da anketimizi dolduranlara gönderiyoruz. Onun dışında da sorularınızı her zaman Q&A bölümünden bizlere sunabilirsiniz.